Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi OBS'de mikrofon ayarlarını yapmayı göstereceğim. Bir dakika, benim kulaklığın adını unuttum. Yeni aldığım Rampage SNR2. Rampage SNR2 aldım kulaklığımı. Dün düzelttim ve bunu size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu daha doğrusu sesi kaliteleştirme ve hoparlörü, yani mikrofonu kurmayı falan göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak denetim masasına girip yapanlar da oluyor ama böyle de oluyor. Buradan kayıt aygıtları diyoruz. Kayıt aygıtlarında gördüğünüz gibi buraya geliyor. Gördüğünüz gibi burada mikrofon var. Kayıttan yürüt dediğimizde ilk çilek girişi var. Bunu sağ tıklayıp varsa bir de üstünde onun altında bu yazılan varsayılan aygıt olarak ayarların altında varsayılan iletişim aygıtı olarak ayarlar var. Ona tıklayacaksınız. Hoparlörde varsayılan aygıt olarak yapacaksınız. Mesela bunu işte ben bunu demek istiyorum. Bunu iyice de bunu yapacaksınız. Kayıtta gördüğünüz gibi zaten bunu seçeceksiniz hemen. Normalde ben bunu kullanıyorum ama bunu aldığım için yani kulaklık buradan kullanılıyor. Ses efekti, bunlar iletişim falan, bunlara hiç gerek yok. Hemen kayıta giriyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey burada. Buradan özelliklere tıklıyoruz arkadaşlar. Özelliklere tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor gördüğünüz gibi. Bu sayfada arkadaşlar mikrofon. Mikrofonun ayarları burada var. Düzeyler var. Tabi sesiniz benim gibi kalınsa, kalın değil daha doğrusu ince ise bunu bu mikrofon basını 20'ye çıkartabilirsiniz. Bu bildiğiniz ses gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ve ince ise biraz azaltabilirsiniz. O size kalmış. İster ince ise de yükseltebilirsiniz. Kalınsa da alçaltabilirsiniz. O size bağlı, bir şey olmaz. Evet, gelişmiş özellikler arkadaşlar. Burası sesimizin kalitesini yükseltecek yer. Bir dakika, mouse tamam. Mouse bir an gitti. Arkadaşlar normalde buradan başlar. 44100 Hz CD kalitesi. Bir okuyamadım. Burayı da yapabilirsiniz. Burası ama stüdyo kalitesi. Yani nasıl desem sesiniz daha net çıkıyor. Şu anda bu video olduğu gibi sesiniz böyle daha net çıkıyor. İki kanalı 16 bit 9096000 Hz stüdyo kalitesi diyor. Tabi bunları da yapabilirsiniz. 192000 Hz de yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama ben bunu kullanıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar ondan sonra buradaki ayarlarımız bitti. Hemen tamama tıklıyoruz ve bunu şimdi OBS'ye yapmamız lazım. Bunu yaptık mı OBS otomatikman olmuyor. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada mic aux var. Hemen buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan özellikler diyoruz ve burada varsayılan olacak ama burayı mikrofon high definite video aygıtı yapıyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Yani daha yeni sesim gitmiş olabilir çünkü onu kapatıp genişten açtım mikrofonu. Şimdi yani mikrofon derken ayarlardan. Arkadaşlar şimdi bir de arkadaki cızırtı sesini kaldırma göstereceğim. Cızırtı sesini kaldırmak için filtrelere giriyorsunuz. Girmedin. Tamam girdi. Sağ tıklıyorsunuz, ekle diyorsunuz ya da direkt buradan artı işaretini tıklayıp buradan gürültü bastırma ve VST 2x eklentisi var gördüğünüz gibi. 2x eklentisi yani kısacası. Bunu ve gürültü basama ekliyorsunuz. İsterseniz gürültü filtresi de eklersiniz ama ben eklemiyorum. Yani nasıl desem konuşma bittiği zaman otomatikman sadece mikrofonu kapatıyor bildiğiniz. Yani mesela şimdi konuştum. Böyle bekledim. Arkadan benim sesim gitmiyor. Nefes alma sesim bile gitmiyor. Sadece konuşmam lazım. O aradaki yerlerde ses gitmiyor yani kısacası. O yüzden ben bunu yapmıyorum. Gürültü filtresini yapmıyorum. Bu ikisi benim için çok ideal. Bunlara hiç karışmayın. Zaten oldu. İdealde. Hemen buraya kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve gelişmiş ses özellikleri var. Buraya da karışmayın. Ve sesinizi buradan biraz alçaltın. Eğer mikrofonunuz böyle kaliteli ise yani nasıl desem çok ses alıyorsa daha doğrusu mikrofonu çok ses alıyorsa sesinizi buradan kapatın arkadaşlar. Kapatmanızı tavsiye ederim. Yani kapatmak derken azaltın biraz. Mesela ben %70'te benimki şu anda. Böyle yapmamın nedeni sesimin çok çıkması. Hatta baktım. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bütün ayarlarını gösterdim size. Yani ses kalitesini arttırdık. O Hz ile vardı ya ne bileyim 9600 Hz falan vardı işte. Ya da 96000 Hz.
Onu ben size gösterdim. O ses kalitesini arttırıyordu. En başta gösterdiğim şey de o. Mikrofonunuzu ayarlıyor. Başka arkadaşlar bir de o aralarda yaptığım şeyler mikrofon için. Bir de OBS'de ayarlarını gösterdim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olacak. Yeter ve daha çok böyle bilgilendirici videolar gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.